Kardeşlerim, bizim toplumda biz yaşadığımız bir sıkıntı da, çünkü ben bu konuda da çok üzülüyorum. Bir sıkıntı da bekarlarımızın çokluğu, bekarlarımızın, erkeklerimizin kız bulamaması, kızlarımıza hayırlı bir nasip çıkmaması ve çok var. Çok var. Bundan dolayı da yani hepimiz mesulüz. Çünkü nikahla ilgili ayeti kerimede Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim "Venkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum" buyuruyor. İçinizden bekarlarınızı, köle cariyenizden salihleri evlendirin buyuruyor. Ey bekarlar, evlenin buyurmuyor. Bu iş böyle destekle, yardımla, vesileyle olacak bir iş olduğunu anlıyoruz ayeti kerimeden kardeşlerim. Eskiden köylerde, Anadolu'da herkes birbirini tanıyordu. Felancanın kızı, felancanın oğlu, oğlun çapı belli, reşber, hayvanlarla uğraşıyor, tarlada çalışıyor, çalışkan. Kız da köyün kızı, ahlakı herkes tarafından biliniyor. Anne baba kafalarında uyduruyor, o kız mı bu kız mı derken. Halbuki en sağlam evlilik budur, onu da söyleyeyim. Flörtle evlilik en sağlam evlilik değildir. En sağlam evlilik tanıyarak, anne baba ya da eş dostun tavsiye ederek evlilikler. Hani şu çok iyi bir erkek, şu çok iyi bir kız diye teyzen tavsiye etti, halan tavsiye etti, annem baban tanıyor, çok böyle hani bu benim gönlüm ısınmadı. Ben kendim araştıracağım, ben gezeceğim, 3 ay 5 ay ben tartacağım öyle. Bu şekilde olan evliliklerin tabii istisnalar kaideyi bozmaz ama çok uzun olmadığını görüyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. 3 ay 5 ay 1 senede hiçbir eş kendi kötü huyunu karşı tarafa hissettirmez, söylemez. Ya bunu bilelim artık. Yani erkek der ki öyle bir güzel evimiz olacak ki ben çalışacağım, ev alacağım, arabamız olacak, size bakacağım, çocuklarımı özel bir yerde okutacağım. Kız da diyor ki işte hayalimdeki erkek bu mesela. Hep bu tarafını söylüyor. Kız da diyor ki ben de seninle olursam diyor bir kuru ekmeğe razıyım. Senin annem benim annem falan. Başlıyor. Efendim tabii ki büyüklerimiz, saygı göstereceğiz, ilgileneceğiz. Tabii ki falan böyle. O her şey çok güzel. Ama 3 ay 5 ay bir geçiyor. Evlilik oluyor. Bir bakıyor ki iş öyle değilmiş. Ne oldu flört? Ne oldu senelerce geçtin? Ve çok bu şekilde evlenip boşananlar çok kardeşlerim. Ama dinden, ahlakla, dinin gösterdiği ölçülerle evlenen, evelallah boşanan çok değil yani. İlla olur ama diyelim onda birdir, orada öteki tarafta flörtle onda beştir, onda altıdır yani. O açıdan biz bunu tercih edelim kıymetli kardeşlerim. Ama şimdi günümüzde öyle bir hal oldu ki kapı komşular birbirini tanımıyor. Büyük binalar efendim ve yine yanlış bir düşünce toplumumuza girmiş. Sen kimseye vesile olma. Ben çok büyüklerimden duydum. Bana diyorlar yani. Çünkü ben çok sebep olmuşumdur. Ama tanıdığım kişiler, erkeği de tanıyorum, kızı da tanıyorum. Hani eşim tarafından tanıyorum. Söylüyorum. Hatta ya bu konuda kendi ailemden bile ya bırak kendileri bulsun demişlerdi ama ben bunu bir görev olarak addediyorum. Yani burada sebep olmak lazım. Özellikle çevresi nüfusu olanlar, işte imamlar, müftülerimiz, çevresi olan kişiler bunda öncülük etmesi lazım. Yanlış olan cümle ne? Topluma yanlış olarak biraz önce söyledim. Yani iyi olursa Allah'tan, kötü olursa senden bilirler oğlum diyor. Hani iyi olursa Allah'tan, kötü olursa senden bilirler. İşte bu yanlış cümle bu. Biz hiç kimseye sen şununla evlen demiyoruz. Biz trafik polisliği yapıyoruz. Ya seni ben tanıyorum ey Hasan kardeşim, çok iyi bir insansın. Felence yerde de bir kızımız var, okumuş. Hani iyi bir ahlakı düzgün olduğunu duyduk. Yani bir ne dersin falan, hocam görüşelim falan derken bu erkeğin de tanıyoruz. 5-10 senedir tanıyoruz. Çalışkan, namazlı, niyazlı. Efendim bir görüş. Yani evlen demiyoruz, bir görüş. O görüşme neticesinde fikirler uyuşursa, muhabbet oluşursa evleniliyor bu. Yani bu trafik polisliği görevini bütün Müslümanlar yapması lazım. Buradan da söylüyorum, mutlak evlen kimse demez. Ama felence yerde bir kız var, felence yerde. Ya bu senin kız kardeşin de olabilir. Yani kız kardeşini de sunabilirsin. Kızını da sunabilirsin.
Ayıp bir şey değil ki. Dinde bunlar ayıp bir şey değil ki. Teyzenin kızını arkadaşına sunabilirsin. Halanın kızını sunabilirsin. Kendi kızını sunabilirsin. Bu ayıp bir şey değil ki. Niye? Bilmiyorlar ki senin kızının olduğunu. Evet bir delikanlı var ama bilmiyor ki sen de öyle evlilik yaşına gelmiş bir kız olduğunu bilmiyorlar. Bu ayıp bir şey değil ki. O açıdan kardeşlerim yani burada yine bak dön dolaş iş şeye geliyor. Niye pekala bu kadar bekarımız çok oldu? Mesela ben bu caminin imamıyım. E şimdi burada benim cemaatimin çoğunluğu genç olsa ve ben o gençleri tanısam ki çevremde tanıdığım gençler var. Diyelim ki 50 cemaatimizin 20 tane genç var. Hep gelip gitse, ben onlarla ünsiyet kursam, muhabbet etsem, hani camiden tanısam onları ya da dışarıdan tanısam. Efendim 3 ay, 5 ay, 1-2 sene sonra ne yaparım ben? Ya o çocuğa şey yapabilirim, kefil olabilirim. Yani ahlakı düzgün, güzel bir insan. E bir tarafta da başka bir kardeşimiz de kızını vermiş medreseye, okumuş. Kaç yaşında abi kızın? Hocam işte 20 yaşında, evlilik yaşına gelmiş 20-21. Abi şu bizim sen de tanıyorsun ya, şu Mehmet var ya, 3 senedir 4 senedir görüyorsun, gayet iyi bir çocuk. İşi de güzel hani. Hani ne dersin? Olur hocam falan. İşte bu. Ne var bunda? Allah'ın emri işte. Sebep olmak lazım. Ümmeti Muhammed'in çoğalması lazım. Evliliklerin düzgün olması lazım kardeşlerim. Bir trafik polisi yapmak lazım bu konuda. Yani birbirlerini tanıştırmak lazım. Bu dediğim gibi herkesin görevi. Ama gelin görün ki camide genç yok. Buyur. Yani yine şu İslam'dan uzaklaştığımız, camilerden uzaklaştığımız için bak bu konuda da sıkıntı çekiyoruz. Bu yardım etme olmuyor. Bu sefer bekarlarımız kendileri Twitter'dan, Facebook'tan bulunuyor. Oradan bulunandan da bir hayır maalesef gelmiyor. Rabbim bu konuda da şuurlu Müslümanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Buradan da bütün bekarlarımıza şu mübarek kıymetli bir saat dilimindeyiz. Cenab-ı Hak hayırlı eşler nasip eylesin. Allahu Teala hayırlı yuvalar nasip ederek hayırlı zürriyetler Cenab-ı Allah ihsan eylesin. Yüzümüzü ak edecek nesilleri yetiştirme cümlemize nasip eylesin. Şu cümlelerimle bitiriyorum. Erkekte aranması gereken şartlardan iki şey var. İki şeye dikkat edin. Ey bekar kızlar, bekar kız sahibi olan anne babalar. Şunu söyleyeyim. Bir erkekte Peygamber Efendimizin yapmış olduğu nasihatta birinci aranması gereken ahlak güzelliği. Hani din bütünlüğü. Allah inancı, Allah'a kulluğu, Allah korkusu var mı? Tabii burada işte harama gitmeme bunun içindedir. İçki, kumar, oynamama hep bu ahlak güzelliğin içindedir. Eşini aldatmaması gerektiği hep bu neyin içinde bu? Hep bu ahlak güzelliğin içindedir. Bir buna bakacağız. Buna bakın ey anne babalar. İki efendim çoluğuna çocuğuna bakacak bir şuuru var mı? Hani bazı delikanlılar vardır. Bu iş olmasa bile hani taştan bile ekmeğini çıkaracak tipte. Hani eşini çoluk çocuğunu mağdur etmeyecek bir şuurda mı? Çalışkan mı yani? Çalışıyor mu? Bir de buna bakmak lazım. Bir bak kaç senedir bir işte çalışıyor? 3 senedir. Patronuyla konuş. Aa bizim Hasan maşallah ya. Çok güzel ahlaklıdır, edeplidir. Bak bitti. 3 sene, 4 sene bir yerde çalıştı mı? Anla ki bunda bir şey var, bir iş var. Ama bazı kişilerin modunda çalışma yok. Modunda. O yatacak yani. Ne kadar alim olursa olsun, ne kadar efendim takva gözükürse gözüksün bu tarzda da olmaz yani. Hocam hani siz diyorsunuz parayla mutluluk olmaz. Kusura bakmayın ama biraz önce bir hadis-i şerif okudum. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Tam metnini okuyayım isterseniz ben size onun. Kefa an İbni Amr radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefa bil mer'i ifmen len yuzayya men yakutu. Ebu Davud sahih hadis-i şerif. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmesi kişinin insana günah olarak yeter buyuruyor. Mağdur etmeyeceksin. Nikah yemesi, içmesi, giyinmesi, barınmasını üstün çalışacaksın. Bakacaksın hanımına, bakacaksın çocuklarına. Evet parayla saadet olmaz ama parasız olmuyor. Parasız olmuyor. Mağdur etmeyeceksin. Efendim keyfi gezmeyeceksin.
nikah demek onların sorumluluğunu bu konuda da yeme içme konusunda da üstlenmen demektir. O açıdan böyle bir çalışkanlık var. Ahlak da güzelse arabası olmasın önemli değil. Evi olmasın önemli. Allah nasip eder. Hangimizin Anadolu'dan çıktığında neyimiz vardı? Ama değil mi ki onun ahlakı güzel? Değil mi ki çalışkan? Ver bunu. Ver bunu. Kızla aranması gereken şartlardan da bekar olan erkekler, erkek anne babasına söylüyorum. O da ahlakı düzgün, namazlı, niyazlı, hiçbir erkekle konuşmamış, flört etmemiş, efendim işli, ev işlerini bilen, yemek yapmasını bilen, dikişini bilen vesaire, efendim Kur'an'ını okuyan, namahrem mahrem konusunu bilen, böyle bir kız bulduysan kapalı, tamam sen de daha başka bir şey daha arama yani. Tamam bitti. Bak bu ölçüler dinin gösterdiği ölçüler. Cenab-ı Hak bu ölçülerde bekarlarımıza eş nasip eylesin. Allahu Teala bütün evlatlarımıza, bizde de bekar var, bütün evlatlarımıza hayırlı nasip Allah karşılarına çıkarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.